Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle HTC'nin yeni nesil amiral gemisi HTC10'un incelemesini yapacağız. Hemen şöyle söyleyeyim. HTC10 kendi ekosistemi içinde baştan değerlendirilmesi gereken bir telefon diye düşünüyorum. HTC markası bizim için oldukça önemli bir marka. Çünkü HTC Android ekosisteminin ilk telefon üreticisi firması ve bu noktada hepimizin aslında gönlünün bir yerinde olan bir firma. Ben birçok insanın, birçok Android kullanıcısının HTC telefonlar kullandığını varsayıyorum. Ben kendim de HTC telefon kullandım. Kendim para vererek HTC One X almıştım ve gerçekten çok iyi bir telefondu. Daha sonra One X Plus çıktı, o telefonu sattık, One X Plus aldık. Gerçi niye aldık o dönemde tam onu da bilmiyorum ama yani gerçekten hani One X Plus aldık o zaman. Çünkü One X ile One X Plus arasında yani donanım anlamında hiçbir fark yoktu. Sadece biraz daha pili yüksekti ama işte bu kırmızı rengi falan filan vardı. Ona tutulduk almıştık diye hatırlıyorum. HTC biliyorsunuz kendi arayüzünü kullanan bir firma ve Sense arayüzü gerçekten oldukça akıcı çalışan ve hep şu söylenirdi, hep biz söylerdik bunu işte iOS seviyesinde stabilitesinde arayüz diye. Evet, Sense arayüzü her zaman bize bu stabiliteyi sağlamış bir arayüzdü. Bu noktada HTC'nin gerçekten de HTC 10'da sanki bir Nexus telefon satıyormuşçasına bir izlenim bıraktığını rahatlıkla söyleyebilirim. HTC 10'da ise Sense arayüzünden ben feragat edildiğini gördüm. Ben telefonu ilk açtığımda, kutudan çıkarttığımda, yapılandırmasını yaptığımda mesela HTC'nin en çok kullanılan HTC Sense arayüzünün en önemli programlarından birisi Zoe yoktu. Ben bunu markete indirmek durumunda kaldım. Bana HTC tarafından bunun ya diğer telefonlarda böyle olmadığını falan filan söylendi ama dediğim gibi ben en azından kendi incelediğim telefondan mesulüm ve benim incelediğim telefonda bu uygulama yoktu arkadaşlar. Baktığınızda telefonun arayüz testini ben Silikon Vadisi'ne paylaştım. Mutlaka o arayüz testine de bakın. Hemen şunu söyleyeyim. Bu arayüz testinde gerçekten telefonun arayüzünde büyük bir hafifleme olduğunu görüyoruz. Yani HTC ve Google'ın yapmış olduğu ortaklık sayesinde HTC tamamen Google'ın programlarına odaklanarak kendi Sense arayüzünü oldukça hafiflettiğini görüyoruz. Bunun en önemli artısı tabii ki son kullanıcı açısından şu olacak. Son kullanıcı çok çabuk bir şekilde Android 7. güncellemesi ya da 6.1 güncellemesine hemen telefonlarına upgrade edebilecek. Bu noktada HTC'nin gerçekten de HTC 10'da sanki bir Nexus telefon satıyormuşçasına bir izlenim bıraktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz biraz telefonun teknik özelliklerinden bahsedeyim. Telefonda 5.2 inç IPS tabanlı bir ekran var. Evet, ekran. IPS tabanlı ekran ve biz oldukça beğendiğimiz bir ekran çeşidi bu IPS ama ben her zaman için son dönemde özellikle yani AMOLED ekranların büyük bir gelişim sürecine dahil olduklarından dolayı ve son çıkan AMOLED ekran, özellikle Samsung'un telefonlarını kullandığı AMOLED ekranlar hem Note 5'te hem S6'da, S6 Edge'de, S6 Edge Plus'ta ve S7 ve S7 Edge'de kullanmış olduğu yeni nesil AMOLED teknolojisi oldukça düşük güç tüketimine sahip bir telefon karşımıza çıkmasına sebebiyet veriyor. Hatta kendi yine YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Yapmış olduğum gerçek kullanım pil testlerinde ve video testlerinde Galaxy Note 5'in ya da AMOLED ekran kullanan Galaxy serisinin diğer telefonlarının ne kadar önemli bir performans sergilediğini hep beraber görebilirsiniz. Şöyle bir söyleyeyim. Yok hayır izlemiyoruz derseniz hemen bunu bilgi olarak vereyim. Galaxy Note 5, LG G4 ve LG V10'a yapmış olduğumuz video karşılaştırma testinde LG V10'un %3 şarjı kaldığı noktada LG G4'ün %14 ve Galaxy Note 5'in %47 şarjı kalmıştı arkadaşlar. Arada böyle ciddi bir fark var. Neredeyse yarı yarıya fark var. Evet, burada sadece ekrandan da bahsetmek doğru olmayacak ama ekranın gerçekten burada oldukça önemli bir yeri var ve zaten telefonun hangi piline baktığınızda, kullanım oranlarına baktığınızda ekranın ne kadar büyük bir yer teşkil ettiğini hep beraber görebileceksiniz. Ben ondan dolayı zaten Apple'da AMOLED ekranlara geçiş yapıyor biliyorsunuz iPhone 7 ile birlikte. Ben artık telefonların IPS tabanlı IPS tabanından kurtulup LCD ekrandan AMOLED ekranlara hızla geçeceğini düşünüyorum.
Arkadaşlar telefonda Snapdragon 820 işlemci var. 4 GB RAM var. 32 GB hafıza var. Ama bu telefonun 64 GB versiyonu da var. Fakat Türkiye'de satılacak mı dersiniz? Ben Türkiye'de satılacağım pek düşünmüyorum. Çünkü 32 GB hafızalı modeli bile ya 2999 lira fiyatıyla gerçekten büyük bir soru işaretini de beraberine getiriyor. Evet, telefonun yani rakiplerine göre artıları da olabilir, eksileri de olabilir. Bunu bir şey söyleyemem. Son kullanıcı açısından tasarımını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Burada dediğim gibi sizin bu telefona 2999 lira edeceğini düşünüp düşünmüyor da olabilirsiniz ama bu telefonun içinden çıkan bir kulaklık var arkadaşlar. Benim bugüne kadar akıllı telefonlar içinde test ettiğim en iyi kulaklık. Gerçekten bundan daha iyi bir kulaklık şimdiye kadar hiç görmedim. LG G4 ile beraber QuadBit diye bir kulaklık tanıtılmıştı. O kulaklıklar çıkmıştı kutunun içinden. O kulaklıklar da çok kaliteliydi ama inanın HTC'nin kendi içinden çıkan bu seramik kulaklıkları bugüne kadar hiçbir akıllı telefonu görmediğimiz kadar kaliteli. Telefonun tabii ki en önemli özelliklerinden birisi arkada bulunan kamerası. Hem öndeki kamera hem arkadaki kamera oldukça özel ve önemli bir durumu var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sony IMX 377 sensör var arkadaşlar. Bu arada şöyle bir notuma da bakayım. Yanlışça bir şey söylemek istemiyorum ondan dolayı. 12 megapiksel f1.8 diyaframına sahip bir kamera var burada arkadaşlar. 1/2.3 sensör var. Yani burada telefonun bence dediğim gibi en önemli özelliklerinden birisi arkada bulunan kamerası. Kamerası bugün şu anda Android ekosisteminde bulunan telefonlar içinde en yüksek piksel boyutuna sahip telefonlardan bir tanesi. Diğerleri de Nexus 6P ile Nexus 5X arkadaşlar. O telefonlarda da bu sensör var ve bu sensör kullanılıyor. Bu telefonun f1.8 diyafram aralığının aynısını ön kamerada da görüyoruz. Ve bu gerçekten de oldukça başarılı bir işe imza atıyor HTC. Burada dediğim gibi diyafram aralığı konusunda yani elini bol tutmuş HTC ve bir akıllı telefonda ilk defa ön tarafta da OIS yani optik imaj sabitleme görüyoruz. Yani optik görüntü sabitleme var telefonda. Yani bu neydi? Bilmeyenler hemen söyleyeyim. Titreşim yaptığınızda işte bulanık çekilmesinin engellenmesini yarayan sisteme, donanıma biz OIS diyoruz arkadaşlar. Bu OIS'in bu telefonun ön kamerasında da bulunması oldukça başarılı işler ortaya koymasına da sebebiyet veriyor. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz şu anda. Burada bir tane ses sallayarak, bir telefonu sallayarak, hatta şu an gözünüzün önünde yapalım bunu. Bir bu şekilde bakınız, şu an sallıyorum telefonu, hatta şöyle sallayayım. Şu an arkadaşlar sallayarak bakın fotoğraf çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi telefonda fotoğraf çektim arkadaşlar ve bu fotoğrafları ben size şu anda yani hem buradan göstereyim. Oldukça başarılı ve hiçbir şekilde titreşim olmadığını görüyoruz. Bu bir telefonda dediğim gibi ilk defa böyle bir teknoloji kullanılıyor. Bundan dolayı HTC'yi tebrik etmek lazım. Yani HTC'nin avantajları bunlar arkadaşlar. Arka kamerası gerçekten de çok iyi. Güncellemelerle çok daha iyi bir noktaya getirilebilecek kadar açık bir kamera. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi işte şu an Android ekosisteminde 3 tane telefon var. Bu 3 tane telefondan da bir tanesi bu en yüksek piksel boyutuna sahip telefonlardan bir tanesi. Ama f1.8 yerine f1.7 yapılsaydı bence düşük ışıkta Samsung'dan bile daha iyi performans gösterebilirdi. Evet, Samsung'dan bile diyorum çünkü düşük ışık şartlarında Samsung Galaxy S7'nin nasıl bir performans sergilediğini önümüzdeki günlerde sizinle Silikon Vadisi'ne paylaşacağım. Çünkü ben bu testi orada yaptım. Düşük ışık testini yaptım. Ve gerçekten de çok başarılı bir test oldu. Onu mutlaka izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Mutlaka Silikon Vadisi'nin kanalına da abone olun. Benle beraber oraya da abone olun. Orası da çok dediğim gibi farklı testleri yaptığımız kanallardan bir tanesi haline geldi orası da. Telefonun dediğim gibi parmak izi okuma sensörü var. Parmak izi okuma sensörü Samsung'lardan ve Apple'dan iyi ama Huawei'den daha kötü arkadaşlar. Bunu hemen belirteyim. En iyisi mi derseniz hayır, en iyisi değil ama oldukça yeterli ve iyi bir parmak izi okuma sensörü var. Yani dediğim gibi ama bu noktada yani kesinlikle ve kesinlikle Huawei'nin P9'unu tek geçiyorum arkadaşlar. Bu telefonun parmak izi okuma sensörü gibi parmak izi okuma sensörü hiç yok. Hatta burada LG G5 de burada. LG G5'in parmak izi okuma sensörü bana sorarsanız akıllı telefon, amiral gemisi telefonların içindeki en başarısız parmak izi okuma sensörlerinden bir tanesi. Galaxy S7 Edge'inki ise
parmak izi okuma sensörü oldukça başarılı. Tüm telefonlar içinde dediğim gibi Huawei'den sonraki en iyi parmak izi okuma sensörü Samsung'da. Ben başarılı buldum. Yani size dediğim gibi bu noktada çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum ama benim sıralamam bu arkadaşlar. Huawei, Samsung ve daha sonra işte HTC, LG geliyor. İşte Apple'da bu arada işte Samsung'un hafif altında, HTC'nin hafif üstünde falan diyebiliriz belki. Telefon teknik özellik bakımından oldukça yeterli. Malzeme kalitesi tarafındaysa oldukça iyi. Arka tarafta kullanılan bu metal malzeme alüminyum kaplama çok güzel görünüyor. Burada da söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Ama ön tarafı ile ilgili söyleyebileceğim ufak tefek şeyler var. 24 bit ses desteği var, onu da söyleyeyim. Bugün akıllı telefonların birçoğunda 24 bit ses desteğini görüyoruz. Zaten şu anda masada bulunan telefonların hepsi 24 bit ses desteğine sahip. Sadece LG G5 Hi-Fi Plus ile birlikte, ki bu bende de var, Hi-Fi Plus ile birlikte 32 bit ses desteğine kavuşuyor. Doğal 32 bit ses desteğine kavuşan da tek telefon var. O da LG'nin V10'u arkadaşlar. Onda 32 bit ses desteği var. Ama ses mühendisi bir arkadaşım var, Gökhan Alat, ismini de vereyim size. Kendisiyle yapmış olduğum bir görüşme esnasında bana şunu söyledi: Volkan, bir kulak 24 bitle 32 biti asla ayıramaz dedi. Burada dedi yani büyük bir aldatmacı olabilir insanların dinlemesi açısından. Kulağın ayırabileceği bunlar çok büyük frekanslar değil dedi. Ama dediğin gibi burada hepimiz daha iyisini istediğiniz için ben burada ses desteğinin de ne olduğunu söylemeye çalışayım size. Telefonda 3000 mAh pil var. Nasıl derseniz yeterli arkadaşlar. Yani ben şöyle söyleyeyim. Sabah saat 07.20'de ben telefonu şarjdan çektim. Şu an saatlerimiz 11'e 20 var. Yani aşağı yukarı ne olmuş arkadaşlar? 7-7, 12, 15 saat olmuş arkadaşlar diyelim. İşte 11-20 desek 15 saat olmuş arkadaşlar telefonu kullanmaya başlayalı. Bu 15 saatlik süre zarfı içinde ben telefonu şarja taktım mı diye düşünüyorum. Şarja takmadım ama sanıyorum bundan fotoğraf atarken bir kere şarja taktım. Telefonu yani USB'den taktım. O da ne kadar durdu? Bir 5-10 dakika durmuştur telefondan. Yani sadece bundan fotoğrafları attım bilgisayara. Şu an telefonun %28 şarjı var. Tüm gün 3G senkronizasyonu açıktı diye hatırlıyorum. Yani dediğim gibi bu, ben telefonu saatlerce kullanan bir insan değilim. Telefonda bugün çok fazla da bir şey yapmadım. Video izlemedim. Efendime söyleyeyim, sadece görüşme yaptım. İşte mail okuduysam mail okudum biraz. Sosyal medyada gezdim biraz falan filan. Bunları yaptım. Ama dediğim gibi bana şu anda telefonun şarjı yetiyor. Ama çok yüksek oranda kullanan birisiyseniz tabii ki size yetmeyecektir bu. Ama gün içinde telefonunuzun şarjının devam ettiğini ve size hizmet ettiğini görüyorsunuz. Ha, bu noktada gerçekten de rakamlara ihtiyacımız var diyorsanız HTC onun gerçek kullanım pil testini yaptım. Silikon Vadisi'nde onu da önümüzdeki günlerde paylaşacağım sizinle. Oradan da bakarsınız ve HTC onun nasıl bir performans gösterdiğini hep beraber oradan görebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben oldukça yeterli buluyorum. Malzeme kalitesi tarafında söyleyeceğim şey şu. Bu telefonun ön tarafında şu beyaz bir şey var. Çerçeve var. Bu beyaz çerçeve normalde biliyorsunuz HTC telefonlarında burası metal olurdu arkadaşlar. Yekpare bir kasa olurdu. Ortada tam ekran olurdu. Fakat HTC işte bizi dinlemiş ya. Burada bunu hemen tabii bunun altı bu cam var. Gorilla Glass cam var burada. Gorilla Glass camın altındaki bu beyaz yüzey plastik arkadaşlar. Yani ben bunu eleştiriyorum. Çünkü bugüne kadar HTC bize her zaman malzeme kalitesinin ön plana çıkartıldığı telefonlar sundu. Bunu da nasıl anladım derseniz hemen size şimdi fotoğrafını da göstereyim. Telefonu şarja taktım. Gece şarja taktığınız zaman bunu fark edebiliyorsunuz. Kırmızı ışık yanıyor şarj olurken. Kırmızı ışığın etrafı arkadaşlar komple kıpkırmızı görünüyor. Bu dediğim gibi maalesef bunun plastik olduğunu gösteriyor. Keşke dediğim gibi HTC böyle bir telefonda plastik malzeme kullanmaktan vazgeçseydi. Yani bizi çok dinleyen, kullanıcılarını çok dinleyen bir firma HTC. Ben bu noktada gerçekten de HTC'nin çok daha iyi bir iş ortaya koyabileceğini düşünüyorum. One A9'u da inceledim ve uzun süre inceledim. One A9 benim HTC'nin yani en beğendiğim telefonlarından bir tanesi. Yani orada mesela böyle bir problemle karşılaşmamıştım ama bunda maalesef karşılaştım. Bunu da belirtmekte yani fayda görüyorum arkadaşlar. Telefon işte USB 3.1 desteği var. Type-C bağlantı noktası var arkadaşlar. 3 anten teknolojisi var telefonda. Hem arkada yani
üstte ve altta anten. Bir de şurada ön tarafta bir anten girişi var arkadaşlar. 3 tane anten var bu telefonda ve gerçekten çekim noktasında en ufak bir sorun yaşamıyor. Malzeme kalitesi tarafı gayet iyi. Telefonla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Sadece arayüz testinde ben bunu anlattım. Arayüz testinde bunu görebileceksiniz ama şunu söyleyeyim. Google'un eğer programlarını kullanmayı sevmiyorsanız, yani şu anda bu telefonda saat bile Google'un saati, işte not alma bile Google'un kendi not alma programı. Yani her şey Google'un kendi programı arkadaşlar burada. Bu Google programını sevmiyorsanız gerçekten büyük problem yaşayabilirsiniz. Bu telefonun en büyük sorunlarından bir tanesi galerisinin olmaması arkadaşlar. Bu telefonun galerisi yok. Hakikaten yok. Yani bu telefonun gerçekten burada bir şey var. Bir izleyici kesim var. Beni şu an izleyen. Onlar da şu an şaşırdılar. Telefonun galerisi yok. Yani normalde her zaman alışık olduğunuz menüdeki galeri sistemi bunda yok maalesef. Google'un kendi fotoğraflarından buna giriyorsunuz. Ve bu sizin eğer bulutunuzda istemediğiniz fotoğraflar varsa bunun insanlar tarafından görülmesini sağlanabilen bir sistem var burada. Ben bundan dolayı HTC'yi inanılmaz eleştirdim. Yani ben bulutuma niye bağlanayım istemediğim zaman? Bulut benim yatak odam. Yani buraya ben kendim girmek istersem girerim ama ben bunu her bir uygulamayı açtığımda, galeri uygulaması açtığımda bunu girmek istemem. Burada gerçekten de benim bulutumda farklı fotoğraflar olabilir, farklı dosyalar olabilir. Bu dosyalara insanların görmesi, istemediğim dosyalara insanların ulaşması bu şekilde sağlanmış oluyor arkadaşlar. Hatta öyle bir şey ki 2015'ten 2014'ten kalan fotoğrafları bir anda galeride görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yani galeriyi aç, fotoğrafları açtıktan sonra cihaz klasörlerini göster diye bir seçenek var. Ona tıkladıktan sonra ancak cihazdaki fotoğrafların tamamına ulaşabiliyorsunuz. Ben bundan dolayı firmayı eleştirdim arkadaşlar. Eleştiriyorum. Bu telefona mutlaka, bakın mutlaka HTC'den de bunu izlediklerine eminim. Bu telefona acil bir şekilde galeri getirilmesi lazım. Bu telefonun galerisi yok. Ben Google'un fotoğraflarını kullanarak bağlanmak istemiyorum. Sizin mükemmel bir galeri uygulamanız vardı. Çok hızlı çalışan Zoe ile birlikte entegre edilmiş, Zoe uygulamasına entegre edilmiş bir galerisi vardı bu telefonun ama yok. Burada yani acil bir şekilde bu telefona bunun verilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu noktada gerçekten telefon oldukça başarılı ve iyi çalışıyor. Bunu söylemem lazım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu telefon geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım sosyal medyada şöyle bir şey yazmış. Demiş ki ya FIFA 16 oynuyorum. FIFA 2016 oynuyorum ve demiş çok heyecanlı ve çok güzel, gerçekten oyun çok güzel olmuş yazmış. Ben de böyle hakikaten hardcore bir oyuncu. Yani ya dedim ulan bu kadar beğendiyse vardır dedim bu oyunda bir şey. Ve bu oyunu yükledim arkadaşlar. Ben bu oyunu bu telefonda, hatta bir bakayım arkadaşlar. Yani yanlış da bir şey söylemek istemiyorum ama yani burada güçe bakalım arkadaşlar. Güç tasarrufu kapalı. Üstün güç tasarruf modu kapalı. Hatta bir ekran görüntüsü alayım. Yani şu an FIFA 2016'yı çalıştırayım arkadaşlar. FIFA 2016'yı ben çalıştırdığımda bu telefonda gerçekten de oyunu oynarken kasılmalar gördüm. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde sizinle bir video paylaşacağım. Yani gerçekten, hatta önümüzdeki günlerde hadi gelin biraz oyun oynayalım. Arkadaşlar hemen FIFA 2016'yı açalım. Ama şunu açmadan evvel arkadaşlar şu şeyi göstereyim ben size. Yani burada güç tasarruf modu falan filan kesinlikle ve kesinlikle kapalı. Gördüğünüz gibi güç tasarruf modu kapalı. Üstün güç tasarruf modu, gördüğünüz gibi güç tasarruf modu şu an açık. Şimdi kapalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapatılıyor. Kapatıldı. Yani burada dediğim gibi herhangi bir şekilde güç tasarruf modu ile ilgili hiçbir şey yok. Son uygulamaları da kapatalım. Hani aklınızda hiçbir şey kalmasın. Dediğim gibi ondan sonra şunu bir çalıştıralım. Hemen kısaca bir oyun oynayalım. Şu FPS atlamayı size göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşımın söylediği gibi gerçekten de oyun başarılı bir oyun. Hemen oyuna diyelim arkadaşlar.
Bu arada arkadaşlar, ya bu müzikten dolayı inşallah video problem yaşatmaz bize. Çünkü biliyorsunuz YouTube bunları buluyor arkadaşlar ve evet. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Şu an FPS atlamaları. Bakın şu FPS atlamalarını görüyor musunuz? Bakın. Şu anda neredeyse durma noktasına geldi. Şu an GPU arkadaşlar çalışmıyor desem gerçekten yeri var. Bakın. Şu an dediğim gibi arkadaşlar yani böyle bir amiral gemisi telefon tabii ki böyle bir performans vermesini tabii beklemiyoruz. Bu ciddi anlamda bir stabilite sorunuyla alakalı bir şey. Oyunun yani GPU ile alakalı bir şey diye düşünüyorum. Oyunla da alakalı olabilir. Başka oyunlarda bu problem var mı derseniz, başka oyunlarda yok. Sadece ben FIFA 2016'da gördüm bunu. Şu dediğim gibi ciddi anlamda bir dediğim gibi FPS atlaması var arkadaşlar. Evet. Ciddi anlamda dediğim gibi FPS atlaması var. Şu an neredeyse durdu dediğim gibi telefon. Hatta bunu isterseniz size bir de Real Racing 3'ü yükleyelim. Bir de onu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özellikle EA Games'in bir oyununu yükledim. Real Racing 3 arkadaşlar. Bunu oynayarak en azından gerçekten de oyunla mı ilgili ya da ne bileyim stüdyo ile mi ilgili, neyle ilgili olup olmadığını hep beraber bir bakalım. Bakalım bunu gerçekten oynayabilecek miyiz? Ben bu oyunu oynamıştım arkadaşlar bu telefonda. Bir problem yaşadığımı hatırlamıyorum. Ama telefonu uzun zamandan beri kullanıyorum. Bir problem olup olmadığını tekrar şimdi yapacağımız teste görelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar benim gördüğüm şu anda FPS atlamaları var bu oyunda. Evet. Ben şu an fark ediyorum arkadaşlar bunu. Ya bu oyunda da şu anda bu atlamaları hissediyorum. Bilmiyorum tabii size ne kadar yansıyor yansımıyor. Lütfen bunu FHD izlemeye çalışın. Videoyu en azından bu kısmını. Çok kötü değil ama mutlaka ve mutlaka evet. Şöyle söyleyeyim. Yani daha iyi performans beklerdim dersiniz. Evet, daha iyi performans beklerdim arkadaşlar. Ufak tefek takılmalar var. Bunu hemen söyleyeyim. Yani oyun tarafında
şu an benim gördüğüm en azından bir optimizasyonun ihtiyacı olduğu. Belki dediğim gibi EA Games'le de alakalı olabilir bu. Yani HTC bunu EA Games'le de konuşabilir. Belki bir güncellemeyle, GPU güncellemesiyle de bu sorunun aşılacağına inanıyorum. Çünkü ben aynı oyunu LG G5'te de arkadaşlar şey yaptığım zaman en ufak bir problemle karşılaşmamıştım. Bunu söyleyeyim. Ama dediğim gibi maalesef şu anda yani bu yapmış olduğumuz oyun testinde burada ben telefonda biraz farklılıklar görüyorum. Daha iyi bir performans sunabilmesi gerektiğini düşünüyorum telefonun. Hatta bir de şu oyunu oynayalım arkadaşlar. Yani sadece stack oyun, yani şey nedir o? Yani giriş oyunu değil, bir de normal bir oyun oynayalım arkadaşlar. Hani orada da gerçekten bir fark var mı yok mu? Bunu bir görmek istiyorum. Evet. Dediğim gibi böyle bir test yapalım arkadaşlar. Bakalım bu nasıl bir sonuç ortaya çıkartacak bizde. Onu da çok merak ediyorum. Yani biraz daha yani tabii ki şey gibi değil. Yani nedir o? FIFA'nın oyunu gibi değil. FIFA 16 gibi değil. Ama bu telefonda da bir FPS atlamalarına şahit olduk. Bakalım burada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Hep beraber görelim. Evet, atlama oldu. Hatta bir hissettiniz mi onu? Evet, hala şu anda atladı. Yine atladı FPS'e. Ara ara bunları görüyorum. Özellikle şu an geçmiyorum, arkasından gideceğim. Evet, şu an o hissediyorum o. Tabii bilmiyorum size ne kadar geliyor mu bilemeyeceğim ama maalesef şu anda HTC One'un oyun performansı ile ilgili ufak bir sıkıntımız var. Ben bunun da tabii ki Snapdragon 820 gibi çok dünyanın en özel ve dünyanın en hızlı mobil işlemcisi var bu telefonda. Ben bunun ufak bir güncelleme ile çok rahatlıkla aşılabileceğine eminim. Çünkü dediğim gibi LG G4'te kesinlikle böyle bir problemle karşı karşıya kalmıyoruz. Aynı donanımlar var bu iki telefon arasında. Ekran çözünürlüğü tarafında aynı donanım var. Ben hani LG G4'te böyle problem yaşanmadığını bildiğim için bu telefonlara bu problemin yaşanmayacağından eminim. Zaten şu an bizim kullanmış olduğumuz bu telefonların da geliştirici telefon olduğunu da belirtmek lazım. Belki bundan da kaynaklanıyor olabilir. Nihai ürünler belki elimize gelirse tekrar onları da test etmiş olacağız. Onların da testini yaparız. Gerçekten bu problem o telefonlarda da var mı yok mu hep beraber görelim. Ama dediğim gibi şu anda LG, özür dilerim, HTC onun bir güncelleme ihtiyacı var. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim.